Şehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Köse, yerel yönetimler yasasının değişmesini istediklerini ifade etti. Bunun yerine coğrafi, demografik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak olan bir yerel yönetim politikasının hazırlanmasını beklediklerini söyledi. Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Köse defalarca yerel yönetimler yasasının değişmesi gerektiğini söylediklerini belirtti. 2012 yılında çıkarılan ve halk arasında büyükşehir yasası olarak bilinen yerel yönetimler yasası bütün aksaklıkları görülmesine rağmen değiştirilmedi, değişmemeye de devam ediyor. Bu kürsüden defalarca yerel yönetimler yasasının değişmesi gerektiğini söyledik. Çünkü seçimlerden önce bu zamana kadar yapmış olduğumuz kırsal mahalle ziyaretlerimizde başta muhtarlarımız ve siyasi görüşü fark etmeksizin bütün vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetler her geçen gün arttıkça devam ediyor. Neredeyse tüm vatandaşlarımız bu yasadan şikayetçi. Zira bu yasayla birlikte büyükşehir sınırlarına dahil edilen ve mahalle statüsüne dönüştürülen köylerde yaşayanlar içme suyu, atık su gideri, altyapı yatırımları ve benzerleri için metropol alanda yaşayan vatandaşlarımızla aynı maliyetler yaşadığı için bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam maliyetleri gittikçe yükseliyor. Köse ayrıca bunun yerine coğrafi, demografik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak olan bir yerel yönetim politikasının hazırlanmasını beklediklerini de kaydetti. Ülkemizin coğrafi, demografik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak olan yeni bir yerel yönetim reformu bekliyoruz. Mevcut yasa, yereldeki farklılıkları görmeyen, özgünlükleri göz ardı eden ve kırsal yaşamın kendine özgü niteliklerini, değerlerini aşındıran bir yaşamı vatandaşlarımıza mecbur bırakmıştır. Bunun yerine coğrafi, demografik ve kültürel özellikler dikkate alınarak ülkemizin 50 yıllık, 100 yıllık geleceği düşünülerek yeni bir yerel yönetim yasası hazırlanmalıdır. Merkezi otoriteden, iktidarımızdan yerel yönetimlerin önünü açacak böyle bir yasayı bekliyoruz.